Kronik lösemilerle devam ediyoruz. Kronik lösemiler işte bu hücrelerden köken alıyorlar. Ayrıca kronik lösemileri de akut lösemilerde yaptığımız gibi kronik lenfoid lösemi ve kronik miyolit lösemi diye gruplandırabiliriz. Kronik lenfoid lösemiden başlayalım. Bundan sonra KLL şeklinde kısaltacağız. İsminde geçmese bile KLL'ler B hücrelerden gelirler yani buradaki daire içine aldığım hücrelerden. Şemaya baktığınız zaman sanki bir sandviç gibi KLL'nin B lenfoblast ve B lenfosit arasında kaldığını görürsünüz. Yani belli belirsiz bir alanda kalmış gibi. Yetişkin hücre ile genç hücre arasındaki gri alanda. Bu yüzden de bazı özellikleri genç hücreninkilere benzerken bazıları da yetişkin hücreninkilere benziyor. Görünüm açısından incelemek gerekirse KLL hücreleri tıpkı olgun B hücrelerine benzer. Sanki aynen B hücreleri gibidir. Fakat bu yapısal olarak B hücreleri kadar güçlü olduğu anlamına gelmez. Daha zayıf ve daha hassastırlar. Örneğin bir hastadan bir damla kan alarak bununla preparat hazırlayıp mikroskop altında bakmak istediniz. Bütün bu kan alıp lama damlatma ve preparat hazırlama işlemi Zaten hassas olan KLL hücrelerini hasara uğratacaktır. İşte bu hasara uğramış KLL hücrelerine basket hücreleri denir. Ayrıca bu basket hücreleri bir KLL hastasına teşhis koyma yönünden önemlidir. Bu hücreleri görünüş açısından incelemiş olduk. Peki bu hücreler nereye giderler ve nerede yaşarlar? Olgun ve sağlıklı bir B hücresi kemik iliğinde üretildikten sonra kan yoluyla üç farklı organa gider. Lenf yumruları, karaciğer ve dalak organlarına doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Bu organlarda bir miktar daha gelişirler. Bakteri ve virüs gibi patojenler ortaya çıkana kadar oradadırlar. Patojenler ortaya çıktıkları anda B hücreleri aktive olur ve onlara karşı savaşırlar. Eh, B hücrelerinin işi de bu zaten değil mi? Sonuç olarak KLL hücreleri de bu bölgelere yerleşecek kadar olgundurlar. Yani KLL hücreleri de kemik iliğinde üretildikten sonra lenf düğümleri, dalak ve karaciğere doğru yol alırlar. Şimdi bu konu hakkında biraz düşünelim. KLL dediğimiz zaman aklımıza kanser geliyor. Lenfoid hücrelerden kaynaklı lösemi kanseri. Bütün bu kanserli hücreler bu organlara giderlerse ne olur? Daha da büyürler, değil mi? Bunu en iyi lenf düğümlerinde görürüz. Lenf düğümlerine giden KLL hücreleri, generalize lenfodenepatiye neden olur. Buradaki generalize ifadesi, bütün vücudu ifade etmektedir. Yani, bütün vücuttaki lenf düğümlerinin büyümesine sebep oluyor. Ayrıca, bunun özel bir ismi var. Neden özel bir ismi var, ben de bilmiyorum. KLL'si olan bir hastanın lenf düğümleri büyürse, ki bu büyüme KLL hücrelerinin lenf düğümlerini doldurmasından ileri geliyor, buna küçük lenfositik lenfoma diyoruz. Oma, kitle anlamına geliyor. Lenf ise lenfoid hücrelerden ileri geldiğini ifade ediyor. Yani küçük lenfoid kitleler ya da küçük KLL kitleleri anlamına geliyor. Ve bu çok önemli bir noktaya dikkatimizi çekiyor. Bu KLL hücreleri lenf düğümüne ulaştıktan sonra ve orada daha çok alan kaplamaya başladıktan sonra bu hücreler başka mutasyonlar da geçirirler. Bu da onların daha hızlı gelişmesine ve kontrolden çıkmasına neden olur. Gerçekleşen bu mutasyonlar hücreleri birbiriyle daha yapışık hale getiriyor ve bunun sonucunda ise hücreler gerçek bir kitle formunu alıyor. Bu form, diffüz B hücre lenfoması şeklinde ifade edilir. Bu olayın gerçekleştiği sürece ise Richter transformasyonu denir. Bir KLL hastasının bütün vücudundaki lenf düğümleri büyümüştür. Ve hatta bazen özellikle bir tane lenf düğümünün daha da fazla büyüdüğünü görebilirsiniz. İşte bu, o lenf düğümünde diffüz B hücre lenfoması transformasyonu olduğuna işaret eder. Hadi şimdi KLL hücrelerinin fonksiyonlarından bahsedelim. Bu hücreler fonksiyonları açısından daha mı olgun yoksa daha mı gençler? Peki normal B hücrelerinin görevi nedir? En önemlisi antikor üretmektir, değil mi? KLL hücrelerinin antikor üretimi ise yetersiz kalıyor. İşte bu yüzden KLL hastalarının kan antikor seviyelerinde azalma görülür. Yani hipogamaglobulinemi görülür. Hipo çok az anlamına gelir. Gamma ise antikor anlamında kullanılır ve emi ise kan içindeki bir şeyi ifade etmek için kullanılır. Yani hipogamaglobulinemi kanda çok az antikor bulunması anlamına gelir. KLL hücreleri antikor üretiyor fakat yetersiz olmasının dışında kötü bir üretim gerçekleşiyor. Ve bu antikorlar bakteri, virüs ve parazitlerle savaşmak yerine vücudun kendi hücrelerine saldırıyor. Özellikle de al yuvarlara saldırıyor, hasara uğratıyor ve onları yok ediyor. Bu olay, otoimmun hemolitik anemi olarak ifade edilir. Oto, kendi kendini anlamına geliyor ve otoimmunsa kendi hücrelerine saldıran bir immun yanıt anlamı kazanıyor. Sonuç olarak, hemolitik anemi meydana geliyor, yani vücudun kendi al yuvarlarına saldıran bir immun cevap şekilleniyor. İşte burada, KLL'nin kısa bir özeti. Kronik lenfoid löseminin B hücrelerinden köken alan bir diğer türü daha var ve saçaklı hücreli lösemi adıyla bilinir. Ve T hücrelerinden köken alan başka kronik lenfoid lösemiler de vardır. Özellikle yetişkin T hücre lösemisi ve mikozis fungoides. Bunlardan daha fazla bahsetmeyeceğiz. Fakat var olduklarını bilmekte fayda var.